Kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bilgisayarımızda bağlantınız gizli değil sorununun çözümünü göstereceğim. Hadi öyleyse videoya geçelim. İlk yapacağımız işlem arkadaşlar bilgisayarımızda DNS adresini değiştirmek. DNS adresi değiştirmek bilgisayarımız için çok önemlidir. Hemen arama bölümüne denetim masası yazıyoruz. Denetim masasına hızlı bir şekilde giriş yapıyoruz. Denetim masasına tıkladıktan sonra Ağ ve İnternet bölümüne bir kere tıklıyorum. Ağ ve Paylaşım Merkezi bölümüne bir kere tıklıyorum. Sonrasında Bağlantılar bölümü benim Wi-Fi ile olduğu için burada sizde Ethernet ile de olabilir, kablolu yani. Aynı şekilde hiçbir şey değişmeden buradaki bölüme bir kere tıklıyoruz. Sonrasında bir miktar belirledikten sonra Ayrıntılar, Kablosuz Özellikler, Özellikler bölümü var aşağı tarafta. Özellikler bölümüne bir kere tıklıyorum. Özelliklere tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir panel açılıyor. İnternet protokolü sürüm 4 TCP IPv4. Buna çift tıklıyoruz arkadaşlar. Çift tıkladıktan sonra karşımıza böyle bir panel açılıyor. Ondan sonra aşağıda DNS sunucu adresini otomatik olarak al bölümü tıklı bende. Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan bölümüne bir kere tıklıyoruz. Yazacağımız DNS adresi çoğu kişinin kullanmadığı, az kullanılan ve sıkıntı çıkarmayacağımız bir DNS adresi. 1 boşluk, 1 boşluk, 1 boşluk, 1 yazıyoruz. Alt tarafa geçiyoruz hemen arkadaşlar. Alt tarafta ise 1 boşluk, 0 boşluk, 0 boşluk, 1. Yani 1111, 1001 yazarken çıkarken ayarları doğrula tikine de tıklamayı unutmayın. Sonrasında tamam bölümüne tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Kapat diyoruz. İlk işlemimiz bu şekilde sonlanıyor. Şimdi ikinci adıma geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci adıma geçtik. İkinci adımımız ise şu şekilde arkadaşlar. Arama bölümüne gelip hemen çalıştır diyoruz. Çalıştır bölümüne bir kere tıklıyoruz. Çalıştır paneli açıldı sol alt tarafta. Buraya ise regedit yazıyoruz. Regedit. Ben zaten zoomladım orayı. Sonra tamam bölümüne bir kere tıklıyoruz. Kayıt defteri düzenleyicisi. Evet, ayrı bölümecekse evet bölümüne tıkladım. Şimdi burayı sırayla takip edin. Kaçırmadan çok dikkatli bir şekilde en önemli bölüme geldik. High Local Mention bölümü var. High Local Mention bölümünün sol tarafındaki ok işaretine bir kere tıklıyorum. Aynı şekilde Software var. Software bölümünün sol tarafındaki ok işaretine de bir kere tıklıyorum. Birazcık aşağı iniyorum. Policies bulacağız. Policies'ın sol tarafındaki ok işaretine bir kere tıklıyorum. Üstüne tıklamayın lütfen. Biraz daha aşağı iniyorum. Microsoft bölümünün sol tarafındaki ok işaretine tıkladım. Biraz daha aşağı iniyorum. Windows. Windows'a geldim. Windows'tan sonra ise Current Version bölümü var. Sol tarafındaki ok işareti. Ona da bir kere tıklıyorum. Internet Settings diyor. Onun üstüne tıklıyorum işte. Burası çok önemli. Dikkatli bir şekilde izleyin. Varsayılan ve Calibrate. Herkeste olması gereken ve dursun. Proxy Settings per User. Bu varsa siz de bunu sileceksiniz. Sağ tıklayın. Sil bölümüne bir kere tıklayıp evet deyin. Sildikten sonra ise böyle iki tane bölüm kalması lazım. Bundan sonra yapacağımız işlem. Sağ tıklıyoruz. Yeni bölümü var. Yeni bölümün üstüne gelip ikili değer bölümünün üstüne bir kere tıklıyorum. Buraya yazacağımız şey ise Proxy Settings per User. Ben videonun açıklama kısmına da bıraktım. Oradan kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Her kelimenin baş harfi büyük olsun ve bitişik olsun. Lütfen bunların hepsi birleşik olsun. Proxy Settings per User yazdıktan sonra üstüne çift tıklıyorum. Çift tıklayıp orta bölüme aldım. Buraya yazacağımız tek şey ise 10 yazıyoruz arkadaşlar. 10 yazıp tamam bölüm var. Tamam bölümüne bir kere tıkladım. Buradaki işlemimiz bu şekilde sonlandı. Çarpıya tıklıyorum. Google Chrome hala sorun devam ediyorsa Google Chrome'u yeniden başlatın. Sorunuz hala devam ediyorsa 3. adıma geçelim. Evet arkadaşlar, son yapacağımız işlem önemli bir işlem. İlk 2 adımda başarıya ulaşamayan arkadaşlar 3. adımda inşallah başarıya ulaşırlar. Hemen arama bölümüne geliyoruz. Aygıt yöneticisi yazıyoruz. Aygıt yöneticisi her bilgisayarda bulunan basit bir uygulamadır. Aygıt yöneticisine tıkladım. Bunu tam ekran yapıyorum hemen. Aygıt yöneticisi yazdıktan sonra ağ bağdaştırıcılar bölümü var sol tarafta. Onun solundaki ok bölümüne bir kere tıklıyorum. En üstteki Wi-Fi olur. Altındaki çoğunluğu Ethernet olur. Wi-Fi. Wi-Fi bölümüne sağ tıklıyorum. Özellikler bölümüne bir kere tıklıyorum. Sağ tarafta güç yönetimi vardır. Güç yönetimine tıklıyorum. Güç kazancını sağlamak için bilgisayar bu aygıtı kapatsın. Tikini lütfen kaldırın. Bu önemli bir şeydir. Sonrasında sürücü bölümüne giriyorum. Sürücüyü güncelleştir diyorum. Bilgisayarımdaki sürücülere göz at bölümüne bir kere tıklıyorum. Bilgisayarımdaki kullanılabilir sürücülerin bir listesinden seçmeme izin ver bölümüne bir kere tıklıyorum. Sonrasında buradan hiçbir şey tıklamayın. Otomatikman sonraki bölümüne tıklayın. Bu kendisi güncellemesini yapsın. Bir miktar beklemeniz lazım eğer yüklü bir güncelleme varsa. Güncellemeleri tamsa der zaten.
Windows ürünleri başarıyla güncelleştirdi diyor. Kapatıyorum arkadaşlar. Buradan da kapatıyorum. Aygıt yöneticisini de kapatıyorum. Arkadaşlar 3 adımı da bu şekilde yaptık. Hala sorun çözülmüyorsa videonun yorum kısmına beyan etmeyi unutmayın. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.